Biraz daha atletli Yılmaz Erdoğan göremeyeceğime karar. Ne yapacaksın? Bu gerçek. Hayatın gerçeği. Daha yakalayamadık yine. Bu yine bizim hayatımız, tamam mı? Çin'e bedel kırkımız günleri. Tişörtün çok güzel. Selamlar sevgili geekler. Size söylediğimiz ve söz verdiğimiz gibi artık düzenli olarak yeni yılda geek muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ve de tam olarak kaldığımız yerden Cevdet ve Mert'le Mert biraz bir... Hangi yeni yıl bu ya? Bu yeni sezon demek istedim bence. Ay var ya, 2022-2023 eğitim yılı sezonu. Ömercan geçen gün bir hadise yaşadı abi. Dedi ki 2022 yılı benim için bitmiştir dedi. Evet. O yüzden o günden beri böyle davranıyor. Yeni yıl diye davranıyor. Kimse de bozmuyor ama. Evet. Ömercan ofiste asla bozulmaz. Onu bilmezsin. Çok bağırır, çok sinirlenir. Onu bilmezsin. Nicedir bu topraklar. Efendim, fakat söz hemen verdiğimiz... şaka yapmaya başladım. Evet. Söz verdiğimiz rüzgarı yakalamak adına aslında biraz zor bir hafta bu. Çünkü Game of Thrones, Yüzüklerin Efendisi, haftaya Rick and Morty falan derken şu anda böyle medya dünyası bir fırtına öncesi sessizlik var. Çok doğrusu bir geek haber yoktu. O yüzden biraz daha kişisel sohbet edebileceğimizi düşündüğüm bir... Zaten İsmail de çok geekliymiş. Ben sordum, bilmiyor. Yok be, biliyor. Bak az önce Magic oynayan var mı diye soruyordu aranızda. Hani işte öğrenmiş bir yerler. O anı bir daha yaşatalım. Kartın sırtında yazıyordu abi oradan. Magic ya, yazıyor. Biliyorum ben abi. Geçen oturuyorum. Boş vaktim oldu. Bir şey atıştıracağım falan. Kendi kendimeyim. İşte böyle bir eş, dost, akraba yok başımda. Normalde hep akraba olur bu. Yani eğer karınsındayız, akrabadan sayıyorsan... Cevdet'ten bahsediyorsun. Akraba derken... Tek başıma bir şey izleyecek fırsatım oldu ve ne izleyeceğimi bulamadım ve gene günün sonunda vakit geçirmek için ofis falan açtım yani maalesef. Bana izleyecek birileri bir şey önersin artık, ne olur. Adamların götü çıkıyor da. Yorumlarda mı? Yorumlarda. Lütfen yorumları oku. Sen insanlara bir şey önerecek bir insan değil misin? Hayır. Bu kanalın amacı tamamen öbür türlü sevgili. Sen arkadaş bulmaya çalışıyorsun? Arkadaş da değil yani, izleyecek bir şey. Akraba edinmeye çalışıyorum. Akraba izleyecek bir şey kalmadı, bari program çekeyim. Yok ya, böyle gerçekten bir yani doygunluk hissediyor musunuz sizde yani, yoksa o böyle... Gelmişti bu hafta Game of Thrones çıktı, Yüzüklerin Efendisi çıktı. İzlememişsin Yüzüklerin Efendisi'ni de. Hem izleyecek yok bir şey diye ağlıyorsun sonra. Ya bu program... Ömercan bak bunlar var. Üf, hiçbir şey yok ya. Ama öyle değil. Ben böyle sarılacak 4 sezonu zaten çıkmış dizi istiyorum. Ben mesela şöyle, sen bir tane söyleyeyim. Söyle. Sarar mısın, sarmasın? Ben şu anda izliyorum 4. sezonu. Lost diyeceksin. Lost diyecektin değil mi? Yok hayır. Ozark. Lost diyecektin. Ha, Ozark'a başladım. İzledin, evet. Ozark'a başladım. Breaking Bad'li akrabalığı var Ozark'ın. Ozark'ı ben tek başıma izlemem ama onu illa aynı kere izlemem lazım gibi bir dizi o sanki. Yani izledin mi sen? 2 sezon. 2 sezon. Ben de ilk sezon izledik. Ya şöyle söyleyeyim. Benim için şöyle oldu. İlk sezonunu açtım. Tuğba önerdi bana da. İlk sezonunu açtım. Böyle dizi evet merak ettirmiyordu ama hiç böyle sarmadı. Hani atıyorum mesela Breaking Bad'de böyle... Ozark mı? Ha, bir katarsis yaşatmıyor yani Ozark'ta, tamam mı? Çünkü adam çok böyle aşırı cool. Evet. Yani, değil mi? Evet. Ama yan karakterler güzel mesela. O sonra çok hoştu. Onu diyeceğim. Yani karakter olarak. Bir sonraki sezondaki olaylar öyle bir gelişti ki bu sefer 3. sezonu aşırı merak ettim. 4. sezonda yine merak ederek izliyorum. Zaten bitiyor 4'te. Sarabilirsin. Peki bir şey soracağım. Mesela bu böyle Ozark'ta, tamam mı? Alayına güney. Zaten Güney Amerika güneyinde bir yerde geçiyor ve herkes "I've been around and I wanna stay" falan diye konuşuyor. Çok güzel yapıyor. Şimdi tamam. Bunun dublajını yapmak istedi. Bunun dublajını yapmak istesek. Ve gerçekten de böyle hani uygun bir şey yani, bunların İngilizcesi Denizli. Biraz tuhaf, Türkçesi biraz da. Sence bunu bizdeki bir şeyle kodlamalı mıyız, yoksa böyle mi konuşmalıyız? Sana bir şey söylemek istiyorum falan diye mi konuşmalıyız? Yani o yoksa oy haçen falan gibi mi? Çevirmiş olsun aslında bizim yapmak istediğimiz yerelleştirme olduğunu. Nasıl mesela ne tekabül eder sence? Denizli bir işte yapar mıyız? Denizli, Trakya ben çok bilmem de hani işte gidiveriyorsun geliveriyorsunlar falan olması lazım gibi veya işte. Ama güney sanki biraz da Denizli mi diyorsun? Yani sanki Denizli. Böyle mesela bizdeki... Söyle. Ne bileyim, daha Adana falan değil mi mesela? İyice biraz daha gidecektin gibi ama sanki frenledi kendine. Yo, nereye gideceğim? Doğuya doğru gidecektin gibi geldi yani. Yok evet, tam doğru. Öyle değil çünkü. Niye ya? Böyle bir Güneydoğu Anadolu olmaz mı? Tarımla ilgileniyorlar onların şeydi. Evet. Güneyde tarım bitirdiler abi. Orada hayvancılık var. Ya ne fark eder? Sonuçta daha hani rural köylü yeri falan olunca. Bilmiyorum, ben olsam orada. Yani mesela şeyi düşün. Kıvanç Tatlıtuğ'un Organize İşler 2'deki Adanalılar onu düşün. Ben izlemedim. Sen izledin mi? Ya yok 10 dakika falan dayanabildim. Ben izledim sonuna kadar ya. O kadar mı yok sizde ya? Hani Organize İşler birinin hatırına. Sonucu beğendim demiyorum. Biraz daha atletli Yılmaz Erdoğan göremeyeceğime karar verdim. Organize İşler'in dizisi de geliyor galiba. Evet. Değil mi öyle bir şey var? Netflix'te mi ne geliyor? Ya ben çok alınıyorum açıkçası. Şimdi Disney Plus'a Recep İvedik 7 mi geliyordu? Evet. Yani Disney Plus ilk çıktı. Böyle geldi. İçinde Disney'in bir sürü havalı şeyleri var. Biz hepimiz paralarımızı verdik. Ki hepsinde zaten izlediğimiz şeyler bir yandan. Ona rağmen ama bir nostaljisi var. Hem yeni yapımlar da gelecek bizde falan korsan diye. Öyle o kadar cezası falan da yok. Böyle topladık paralarımızı. Tamam 300 ben verdim, 300 sen verdin, o 400 verdi, bu 100 verdi. Onları bir çantaya koyup Şahan Gökbakar'a verdik. Niye yani? Ya bir de şöyle bir şey. Şahan Gökbakar normalde benden alamıyor o parayı. Disney'i soktu araya. Yani o kadar iyi bir tespit ki gerçekten tebrik ediyorum. Bunları böyle arda mesela sahnede almanız. Diyeceğim. Stand-up'ta bir şey var. Düşünür müsün? Sen peki Kaçış'ı izledin mi? Kaçış var ya. Yok o kadar. Ben izledim bu arada. Ben yeni izledim. İlk bölümünü izledim. Yeni mi izledin? Evet geçen gün. Nasıl? Kaliteden mi kaçıyorlar? Abi burada iyi bir yapım var mı? Bak işin kötüsü prodüksiyon güzel. Konu ilginç bence. Ya, prodüksiyon konu? Güzel dedin, daha bayıra gitmişler. Kötü değil, yeteri kadar iyi canım Allah Allah İlla ejderha mı geçmesi lazım? Hayır, ejderha geçmesi lazım değil ama. Bir gözüksün ejderha değil mi? Abi yeteri kadar iyi yani prodüksiyon. Hayır, peki konu ne? Bu iyi dediğin konu ne? Ya Doğu'ya gidip de gazeteciler, gazeteciler. Radikal terör örgütü var bir tane abi. İsmini koymamışlar. Kendilerine kısaca radikal terör örgütü diyorlar. Allah Allah. Top Gun'da Rogue State diye geçiştirdiklerinde bir şey olmuyor. Hepiniz Tom Cruise'u götürüyor mu? Götürüyor değil mi? TKK. TKK diye geçiyor. TKK bunlar. Abi biz neyiz? Radikal terör örgütü. Hayır ismimiz ne? RTÖ. Ama demiş ki yapımcılar veya yönetmen veya birisi arkadaşlar demiş. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz Türk dizileri 5,5 saat sürüyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu 5,5 saat şöyle geçiyor. Ama ve bunu bir tarz olarak saklamalıyız, korumalıyız diye düşünmüşler. Ve de 50 dakika olmasına rağmen dizi 20 dakikada anlatılabilecek bir şey. Böyle sahneler hep aynı şey tekrar uzun. Bakışmalar, ağır çekim dönüşler. Evet adam sokakta mesela bir şey görüyor, hayret ediyor 3 dakika. Sonra sokağa bir dönüyor, azıcık farklı versiyonda bir şey daha görüyor. Gene 3 dakika hayret ediyor falan. Böyle şeyler yüzünden... Yani maalesef. Ha bir de hani mesela olur tamam mı? Gittiğin yerde mesela daha bayır çekersin ama o kadar efsane görüntüler yakalarsın ki. Böyle slideshow gibi izlersin. Öyle bir şey de yok. Zaten belli ki yani daha bitki örtüsü kurak bir yerde geçmesi gerektiği için öyle bir yerde geçiyor. Tek enteresan görüntü bir tane ters açı güneşi yakalamışlar. Sabah namaz kılıyorlar bir şey yapıyorlar ya. Böyle daha silüetle kalıyor onlar falan. Fragmanda da olan. Bir tane o mesela güzel yakalanmış. Onun dışında bomboş dağ bayır da var çok. İlk izlediğimde hakikaten bu beni çok çekmişti. Ya şu an resim bir şey izliyorum demiştim. Peaky Blinders'ı. Yani Godfather da öyle aslında. Sanat yönetmenliği çok iyiydi yani. Böyle her kare ayrı bir gibi, fotoğraf gibi gerçekten. Ve böyle hani basit bir fotoğraf da değil, ödüllü bir fotoğraf gibi gerçekten. Böyle iyi çekimler, şeyler, kurgular falan. Doydum yani ben buna 5. 6. bölümde. Yine de bir 5 sezon daha izledim. Ya mesela 6'yı açamadım artık. Çünkü sen de hoşlanıyorsun. Bir takım adamlar, güç gösterileri, havalı laflar, mafya ve devlet filan. Az önce yani bir önceki programda en çok izlediği dizinin Succession olduğundan bahsettim. Succession mükemmel bir dizi. Ama bu da öyle değil mi az önce dediğim? Oğlum Succession yani bir kere güç sahibi olan insanların aslında yaşadıkları dramalarla veya aile içerisindeki bir takım dinamikle alakalı bir şey. Öyle Peaky Blinders gibi ben asarım keserim, o karı benimsin sen sevgilimsin filan tarzı bir şey değil yani. Ne çok karikatürize geliyor Peaky Blinders Succession'a göre. Succession'ın başarısı zaten gibi böyle bazı karakterlerden bazı şeyleri bekliyorsun ve hala daha seni şaşırtmaya devam edebiliyorlar. Bir örgüsü var yani. Çok İzleyeceğim daha 2 tane dizi önerdiniz. Biri Succession, biri de neydi? Hatırlat bakayım. Severance'tır. Severance evet. Severance bir bölüm izledim, ikinciyi izler miyim emin değilim. İzlemezsin. Yani şöyle bir önerme çıktı. İlginç, merak ediyor insan. Sen de övdün, Volkan da övdü. Evet, bana da övdü. Ben de gaza geldim gerçekten ve bir sürede erteledim. Çünkü bir şey olsun ve çok ideal bir ortamda başlayayım ve bunu hani izleyeyim. Bu benim yeni Succession'ım olsun. 2023 sonbahar gibi. Yo, başladım. İdeal bir ortam bakalım. Şeymiş abi, büyük şirketler yıkılmış. Ama orası tamam mı? Yani bütün şirketler gibi mi abi? Yani hani Allah, ona bakarsan hangi izlediğin şeyin önermesi çok orijinal veya daha önce düşünmediğim bir şey ki şu an yani. Ama şey yani beni kavgası bu. Yanıltma yani şey yapmadım. Zincirlik varmış bu arada. Çekmedim. Spoiler olmasın. Ona ben bozuldum bayağı izledim. Peki arkadaşlar. Bir de madem yani güneş vuruyordu, ben sabah izledim Yüzüklerin Efendisi Rings of Power'ı. Güneş de vurduğu için hiçbir şey göremedim. Anladım. Perde falan yok mu senin de? Üşendim. Peki. Şimdi dur, bir konuyu uyarı yapmam lazım. Yap. Geçmiyorum bu uyarıyı. Konuyu. Konu Yüzüklerin Efendisi. Yüzüklerin Efendisi'ne hayır geldim. Hayır. Ne? Onu söylemeyeceğim. Niye? Bir önceki Severance konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Orijinal bir önerme yok artık. Yok. Şunu diyeceğim. Severance nasıl ilginç zaten. Bak, Severance ve Succession için diyeceğim ki bak, bir yaşa geldim, tamam, ben de küçüktüm bir ara. Üniversite öğrencisiyim. Ama aynı değil mi böyle yine sakallı? Tabii Succession ve 11 yaşındayken izlemelik. Hayır dur ya, başka bir yere bağlayacağım. Nefret ediyorum. Şimdi bu iki diziyi niye izleyemediğimi anlatacağım. Ve abi işte o zaman vardır bizim de işte torrentlerimiz, yok efendim emüllerimiz falan, indiriyorduk. Ve orada izliyorduk. Şimdi düzeltecektin değil mi iyi mi diye. Yani ağzının aldığı şekilden anladım yani. Amacım düzeltmek olmayacaktı. Amacım damarın çıktı şuradan. Emule. Yani biz Emule derdik zaten yani goy goy olsun diye. Ve sonra biraz hani büyüdük, para kazandık. Toplumdan aldığımızı topluma geri verelim dedik. Bir şeyleri para verelim dedik. Gittik oraya buraya üye olduk. Sadece yani ya evde rahat izleyeyim. Kendimi anlatıyorum. Ve evde rahat izleyeyim. Bir HDMI kablosu almaya üşendiğim için yaptı şey. Ya var, hepsi var. Beni biliyorsun abi, bende her şey var. Ama şu yani işte ben de Apple TV kullanıyorum ben mesela. Apple TV'ye aplikasyonu yüklüyorsun ve işte normal bir Android TV gibi çalışıyor. Öf be, advertorial'a dönüştürdün. Ya para aldım oğlum sen. Bu Succession Apple Plus'ta ve Apple Plus Türkiye'de yok ya da tam tersi. Bean Connect'te var galiba bir. Var mı? Bean Connect'te var. Hah. Güzel. Bak oradan izleyeyim. Bilmiyorum. Emin değilim. Bir bakayım öyle sana. Ben onu yine dizi hit gibi bir yerden izledim bu arada. Succession HBO dizisi olduğu için Bean'de vardı ama Severance yok. O Apple Plus. Evet. Ya ben artık bunlar yani burada burası bence en doğru. Burası güvenli bir yer bunu söylemek için. Evet evet. Bıktım herkesin platformu olmasına gerek yok. Yani bir bakıyorsun işte bir dizi başlıyor. Atıyorum işte Severance. O kadar çok şeyim var ki, hepinizin vardır eminim bak. Amazon'um var. Netflix'im var. Blue TV'm var. Hepsi var bende. Daha da yani sayarız. Bir 4-5 tane daha çıkıyor. Ben üstüne bir de maç da izliyorum. İşte onun S-Sport'um var, Bean Sport'um yani var. İhaleler değişik. Bir dizi çıkıyor. Ben bunu izleyeceğim diyorum ve benim bu 9 uygulamamdan birinde vardır herhalde diyorum. Diyorlar ki Puma Plus'ta var bu. Artık her markanın böyle hani bir şeyi olmak zorunda. Bu nerede? Bu Nesquik abi. O Nesquik falan. HBO'ya da çok kızıyorum burada. Yani Game of Thrones'u özenle temizliyorlar ya sürekli House of Dragon. Abi sen geliyor musun Türkiye'ye? Yok. Gelmiyor. Yani bir de açıkladılar özellikle Türkiye'ye girmeyeceğiz bu sonbahar diye. Bırak izleyeyim. Evet ben. Dur, önemli bir konuya parmak bastın İsmail. Bunu iyi bir konu bu. Bunu keşke ben akıl etmeliydim. Yok hakikaten. Beni sal yani. Ben senin içeriğini izleyeyim, konuşayım ki aslında hani bu da sana çünkü paramı istemiyorsun. Dedi ben senin pis Türk liranı istemiyorum dedi. Peki gerçekten HBO mu temizliyor sizce ya? Herifler kalkışıp oturup Türkiye'deki... Kimin umurunda olur ki başka? İşte Türkiye'de hani Blue TV ve Beyin Connect'i kime alacaksa diyeceğim, onlara temizliyoruz. Almamışlar. Acaba bir ay iki ay sonra seçim mi anlaştılar acaba? Ne? Bütün zaten serverlar Türkiye bazlı değil büyük ihtimalle. Serverlar yurt dışı bazlı. Ama yani Türkiye'de o serverlardan yararlandığı için, yani Türkiye'deki korsan sitelerin de serverlarının ana kaynağı yurt dışında olduğu için zaten adamlar aslında oraları temizliyor. Yani, belli ülkeleri var bunun. Ama işte bunu yapmak bu kadar demek ki kolaysa, yani niye 40 yılın başı sadece spesifik olarak Game of Thrones gibi? Herkes yapsız olan her dakika şeyini. Bölebilir miyim? Eşek herif mesela benim alt yazı linkime Blue TV telif attı dedi. Blue TV'de House of Dragon yok. Ama bir yere alacaklar herhalde ki... Bence zaten yani Blue TV'ye HBO şeyleri var ya, Game of Thrones falan. Tabii önceden o yayınlıyordu da. Ama şöyle, Blue TV'de şöyle bir salaklık mı yaptı? Yani dizi çıkacak, herkes izleyecek, 3 ay sonra yayınlanacak Blue TV. Çünkü alamıyorlar. Yani belli şeyler çok geç geliyor ya bize. Vallahi hiç kusura bakmayın. Bu çağda öyle bir şey geç geliyor diye. The Bear işte, izlediniz mi The Bear'ı? Aa evet, çok güzel. Yok, neydi o ya, onu söyleyip duruyordun sen. Neydi? Bir aynen biraz böyle aşçılık, mutfak soslu bir aslında yine şey draması. Katiliz. Yok, yine bir aile draması denebilir belki, bilmiyorum. Çünkü oradaki çalışanların ve akrabaların arasındaki ilişki üzerinde. Abi çok güzel bir yere parmak bastın yine. Ben bundan çok sıkılıyorum. Senin parmakların bak, bütün diziler alameti farikasıyla başlıyor ve 3. bölümden itibaren aile dramasına dönüyor. Ben bundan çok sıkıldım ya. Ya dönmeyen yok yani. Bazı zaten aile dramasıyla başladığı için hani onu anlıyorum. Ama böyle hep başlıyor ve sonra onun kardeşiyle olan ilişkisi, onun kayınpederi, kayınçosu, bizde olsa kayınçolar, onu da demiyoruz. Bir dakika ya, bu dediğini düşünüyorum. Düşünün bak, hangi diziyi benim söyleyeceğim? Lost! Lost'ta mesela işte biz kuzeninden olan şeyini izliyoruz kaç sezondur. Ama mesela bak, yani mesela şöyle düşün bak. Ben Thor mesela izleyeceksin, tamam. Thor çıkacak diyelim. Babası kardeşi. Ama kardeşi önemli biri onun, kusura bakma. Baştan da öyle. Babası da önemli biraz. Ya peki siz söyle ya, önümde Thor var diye Thor dedim tamam. Yani ben de öyle çok yaratıcı olduğumdan değil. Tamam işte, tamam. Şuraya bu nedenle hepsi ayrı şey çıkıyor. Sorun. Kaptan Amerika'nın var mı? Var. Ama biz orada hani insan... Onun da işte şey draması var. Karakterler insan olunca insan ilişkileri giriyor insanın içine. Ya ben sana şey demiyorum. Evet, insan ilişkileri giriyor ama bunun dizilerde özellikle, filmler ayrı, bunun üzerine kurmaya başlıyorlar. Alamet farikasının bir anlamı kalmıyor yani. Biraz bunu biz talep ettik galiba. Şeyin bu hani hep anlatılır ya, Spider-Man'in diğer kahramanlardan o güne kadar ayrılış gelsin. İşte eksikleri olan, sorunları olan bir ergeni işte süper kahraman yapmanın falan. Ya evet, biz galiba bunları talep ettik ve insanlar kendilerini ne kadar bağdaştırırsa bir kahraman, bir hikaye o kadar tuttuğu için herhalde bunlar buna evrildi. Çünkü işte kız neydi o? Kamala Khan. Miss Marvel. Miss Marvel izliyorsun. Kamala Khan deyince. Miss Marvel izliyorsun. Yani çok elin kolun uzuyor artık senin. Ben senin babanla da olan hikayene bu kadar vakit ayırmayayım yani. Hani gibi bir şey oluyor aslında. Ya şimdi bazı noktalarda zaten tolere edebiliyorsun da mesela uyduruyorum. Breaking Bad'i ikiniz de izlediniz değil mi? Evet. Ya Breaking Bad'de hani uyuşturucu tacirleriyle bir uğraşırken bir yandan da sadece karım da çok kızıyor dese olmaz mıydı? Yani illa o dramayı görmek zorunda mıydık? Ama o çok... Şaka yapıyorum. Güzel bir dramaydı bu arada. Çok hoştu. İstisna. Walter White çok gerçek bir karakter ya, ama evet şeyde mesela gerçekten ne bileyim işte Yüzüklerin Efendisi gibi dünyalarda geçen işlerde o kadar ihtiyacımız yok gibi Walter White, ama bir işte lisede kimya öğretmeni. Hakikaten ne var? Etrafında karısı var, sakat çocuğu var falan. Tamam o abi işte ama zaten hani şöyle Yüzüklerin Efendisi'yle ilgili mesela spoiler olmasa Ömercan izlemedi diye sana bir örnek vereceğim. Olumlu anlamda bir örnek. Hoşuma niye gittiğini söyleyecek. Ama nasıl vereceğim bilmiyorum işte, veremiyorum. Şifre kullan. Şöyle söyleyeyim sana. Belli karakterler var ya mesela, artık Hobbit'in şey olduğunu biliyorsun değil mi yani hani kıl neye bana tamam bakalım şifreli karakter. Mesela orada işte şey durumu oldu ya, işte oraya gitme, bunu yapma, etrafımızda kal, buna rağmen. Bunu mesela ana şeye koyuyorlar bazen. Bir bölüm böyle gitmeye çalışıyor. Anası babası izin vermiyor. Onun böyle genç kaprisleri yapıyor. Hiç de yapmıyor. Çok hızlı geçtiler ya, ben beğendim. Ha, işte onu öyle yapmaları yani merkeze onu koymamalı. Tamam öyle bir şey var, biliyoruz bunu ama çok önemli değil. Öyle şey birkaç açıda var bu arada bu dizide. Hani Galadriel'de de var. Galadriel'in de böyle bir kişisel şeyleri var işte. Anlat. Eltisiyle sıkıntısı mı? Eltisiyle. Ya görümce şey söyleyeceğim. Çok bu şeydir oldu arkasında. Bu sizin yani bu Cevdet'in ısrar ettiği şey birazcık şöyle haksızlık değil mi ama? Şimdi hakikaten bir olay, bir şey süründürüleceği zaman yani diziye dönüştürüleceği zaman filan o başa gelen şey bu insanın çevresindekileri nasıl etkiliyor falan, onu anlatmaya başlıyorsun. Ya çünkü karakterleri boyutlandırmaya çalışıyorlar. Çok tek düze tek yani herkesin de Cevdet bir dakika, herkesin de ailesi falan var işte, eşi dostu. Kendimi yanlış ifade ettim. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela Ozark çiziyorum. Ozark örneğini. Ya aile öyküsü olur ama. Tamam, aile öyküsü de başlıyor. Bak şöyle. Yani bir süre sonra şeye başlıyorsun, tamam mı? Mesela ya bundan daha önemli problemleriniz var. Ya bundan daha önemli ve bu artık gerçekçi gelmemeye başlıyor, anladın mı? Motivasyonları justify etmek için kullanılıyor. Yani diyor ki ama işte karısı kafasındakini yediği için artık o da uyuşturucu satıyor burada falan gibi böyle bir şey oluyor. İşte öyle değil yani. Salladım da yani işte. Şu kadın ya şu Skyler'ı bir türlü internet çağırmıyor. Ozark'taki hanımefendi de biraz Skyler portresi çiziyordu, ben bıraktım. Yok çok yani şey gibi düşünebilirsin yani. Ozark'ta öyle bir ters köşe yaptılar ki aslında şu anda adam değil kadın başrolde yani. Bear mesela Disney Plus'a geliyormuş. Reklamlarına çıkıyorlar. Geliyor The Bear Disney Plus'a geliyor falan. Bitirdi herkes diziyi. Yani abi geç geliyor bir de. Hani... evet ama yani buradaki anladığım kadarıyla bir an önce çıkıp yani çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Öteki türlü geri zekalılık olur. Bir an önce çıktılar. Gövde gösterilerini yaptılar ama her bir diziyi buraya da getirirken ayrı ayrı işte diyelim ki o belki Bean Connect'te evet, belki bilmem nedir falan uğraşmak zorundalar. Çünkü ne anlam var mesela Var Yemez Amca neden işte 2 ay sonra çıktı mesela? Disney'de mi? Disney'de. Hali hazırda bir tane yeni bir dizi de değil anladın mı? Animated Spider-Man'in diğer sezonları yok mesela. Niye yok? Sende de yoksa kimde? Bende mi lan Animated Spider-Man? Disney'sin artık sen. Belki bunlar. Belki mesela Fox Kids zamanında onun için satın almıştır. Şu anda telifleri Fox. Fox da onlar da zaten her şey Disney'in. Yani. Hocam sonuç olarak aldığımız hizmetten memnun değiliz. Zaten 35 tane. Overpaid bir hizmet artık. Olmaya başladı. Tekrar korsana dönüş yaşanacak gibi. Ya bir laf vardır. Dolarda olmuş bir insanı lira. Bir kişi sever. Evlenir. Sever. Bir kişiye gönlünü verir. Yani gerçekten biz... bir kişiye verir. Gönlünü tabii. Biz kime vereceğiz bu gönlümüzü? Bir anlayalım çünkü yani... Çünkü Netflix varken rahat. Herkes birbirine itiyor bizi gibi anladın mı? Evet. Netflix böyle bir tokat atıyor, ötekini atıyor. Bir zamanlar sadece Netflix vardı. Bir de ayıp olmasın diye Blue TV. Şimdi gruba döndüler. Gruba döndü. Her televizyon kanalına ayrı ayrı programa para ödemek. Bir de şey yani böyle eğer bir sinema seversen ayda böyle bir kere kapının böyle Mubi çalıyor benim aidatım. Tabii izliyorsun izlemiyorsun. Ortamlarda ben sinema severim demek için Mubi'yi o aidatı ödemen gerekiyor şu an. Ben bir ara ödedim. Bir ara girdim. Dedim ki kendime zaten o da öyle yapıyor ya her gün bir film falan diye. Dedim her gün bir film izleyeceğim. Çünkü hakikaten pandemiydi çünkü. Yani her gün evdeyiz zaten. Her gün bir filme başladım. Fakat bir süre sonra yani dedim ki hani biraz böyle bilim kurgu olsa, yani, evet, bilim kurgu da olabilir. Galiba hocam, bu arada Macar sinemasını o kadar sevmiyorum. Bu arada yani Mubi aralarında aslında en özeli çünkü evet, sadece orada korsanı bulmakta zorlanacağın şeyler var. Polonya sineması, Macar sineması böyle izlenmiyor ya. Ben mesela bir ay aldım, izledik tamam. Sonra bıraktım. Sonra bırakınca Mubi bir bozuldu bana. Sürekli Instagram'dan sponsorlu şey basıyor. Abi Mubi yani sen hepsini ödüyorsun görüyoruz. Kredi kartı bilgilerin falan hepsi bizde zaten. Hemen anında bir tuşla yeni alalım. Disney çekmiş, Netflix çekmiş. Bize mi abi senin? Sen niye Mubi'ye bu kadar gıcıksın ya? Mubi yani işte vermedi, ona para vermiyorum hani ya. Bir köşe var orada da işte yazık sanat filmleri diye toplanmış. Mubi'ye ben de gıcığım. Niye ya? Yazıktır ya onlar mazlum, onlar underdog, onlar şey. Ben bir gün dedim ki kardeşim dedim sinema günlüklerinde biz nefis filmler konuşuyoruz tamam mı? Elbette geek filmler konuşarak başladık ama neden biz işte Tarkovski ile konuşmayalım işte bilmem ne falan diye o bilmem ne diye geçtiriyorum. Mubi'ye yazdım dedim ki hey Mubi! Tarkovski falan konuşuyoruz. Böyle yazdıysan normal abi. Sifeme düşmüştür direkt. Mubi ile irtibata geçtim. Dedim ki böyle bak biz geek yaparız şu var bu var falan. Büyük ihtimalle yani cevap gelmedi bu arada. Ya da geldi ve yani ilgilenmediler falan. Şöyle bir şey oldu. Önce Ömercan Mubi alsın diye. Hayır şöyle oldu bak. Kim bunlar? Geek yapar. Siz anca Marvel konuşun. Siz anca bilim kurgu bilmem ne konuşun. Dediler bence. Ben öyle hissettim yani. Buradan öyle aldım. Mubi'nin Türkiye'de temsilcisi var mı acaba? Var. Türk zaten. Yerli zaten. Yerli mi? Mubi yerli değil mi? Evet. Kurucusu Türk. Tabii. Aa gerçekten mi? Evet. Tabii. Ama Türkiye'ye sonradan girdi aslında. Yani çünkü niye aptal mı? Çıkıp sonradan Türkiye'ye geldi. Tabii. Bilmiyorum ben kurucusu Türk olduğunu. Kura bakıp öyle bir karar vermiş olabilir. Şeyi ne? Açılımı ne Mubi'nin? Mutlaka bunları izlemelisin. Ama o mutlaka bunları izlemesin evet, yani böyle Mubi. Bu arada yani bu doğru değilse bile şu anda bir yakaladı yani. Bence Mubi Türkiye'ye yeni bir reklam kampanyasına giriş yapmalı ve bak biz Türk'üz aslında da demeli mesela çünkü. Biz Türk'üz aslında. Demek istemiyor. Demek istemiyor belli ki yani hiç. He, bu tarz seyirci çünkü o zaman falan mı yapar? Ya mesela yani. Şey o Çin'e bedel kırkımız günleri. Ya. 40 tane Çin sinemasından bir tane Türk sineması örneği falan gibi böyle. Abi Mubi Türkiye'ye girsin de Recep İvedik 8'de orada mı yayınlansın hocam? Yine aynı hesap olacak. Biz de abi ya. Çok ben yani o tespitine çok katılıyorum. Çünkü gerçekten bak Disney Plus'sın ya artık. Yani neler Marvel'lar çekmişsin. Disney de değilsin Plus bir de. Yani evet. Marvel'lar çıkmışsın. Bize mi Lolo? Bize de mi Lolo? Var da şey. Bize de mi Lolo ya? Bu ne kardeşim ya? Vallahi abi yani bunu herhalde şeytan avukatlığı yapayım size yani. Burada bir pazara giriyorsun filan. Tabii tabii canım. Bakıyorsun en çok ne izleniyor? Ben de öyle bir firmayım zaten diyorsun. Mubi değilim ki ben diyorsun ya yani böyle sadece 5 işiniz. Yani evet yapayım. Şey ben Demet Özdemir'le Oğuzhan Koç'un nikahını sponsorluğunu yapmak istemiyordum mesela ama onu da yaptık gibi oldu. George Miller'ın filmi geliyor falan. George Miller kim? Mad Max çeken adam. Hayır biliyorum da yani ne filmi geliyor? 3000 yıllık yalnızlık. Oğlum o bize gelmiyor ki o zaten. 3000 yıllık mı? Yani... 100 yıllık o ya. Hayır o senin söylediğin başka 3000. Benim bir kitap. 3000 Years of Longing. Senin söylediğin 1000 yıllık seks. Bin, hayır 100 yıllık yalnızlık 100 şey yıllık. Gabriel Garcia. Aynen o ensest falan anlatıyor şöyle. Okudum ben. Tamam. Benim hüzünlü orasılarım var. İstanbul'da geçen bir film bu. Arkadaşlar Türk oyuncular var içinde. Evet taksiciyi falan Türk oynuyor. Kim? Çağatay Ulusoy taksici. Erdil Yaşaroğlu var işte. Ha doğru bunu. Kim var? Öğrenmiştik. Erdil Yaşaroğlu. Erdil Yaşaroğlu'nun kabiyosu var. Ne? Ya, Erdil Yaşaroğlu oyuncu bile değil. O belli ki birini tanıyormuş. Akraba falan yani o. Sen böyle konu Tilda Swinton'la İdris Alba oynuyor başrollerinde. Tamam da yani nasıl? Ya bak şöyle düşünsene. Yani ben İdris Alba mı? İdris oldu. Hayır ya. Ya bak Amerika'ya iş çekeceğim tamam mı? Ve Türkiye'den işte en meşhur 2 tane oyuncuyu almışım. Amerika'dan da bir tane oyuncu almak istiyorum. Beğenmedi Tildi'yi. Hayır onun yerine gidip, hayır Tildi değil Erdil Yaşaroğlu beğenmedi. Onun yerine gidip oranın bir grafikerini alıyorum falan. Meşhur bir grafik ya. Allah Allah öyle. Bu ne saçmalık böyle ya. Erdil Yaşaroğlu böyle herhalde böyle sirat atıp da böyle şey yapmıyordur yani. Hayır Erdil bak ben sana söylüyorum. Erdil Yaşaroğlu girdi. Türkiye'deki Kast Ajansı'nın tanıdığı, bu kadar tanıdığı. Demiş ki İdris Alba'ya hayranım, bunun bir filmi gelirse mutlaka beni al demiş, almışlar. Bence yani alelade bir torpilden daha öte bir şey olabilir orada Cevdet yani. Ne ama yani? Erman Işık'ın nasıl sarayacak abi? Bilmiyorum ama hani onun tarzıyla alakalı falan. Mesela ilk Hakan Muhafız gelmişti Netflix'e. Evet. Orada işte o çarşı esnafından bir çocuktu değil mi Çağatay Ulusoy? Galiba evet. Doğru. Yani öyle bir şey olabilir mi abi? Abi sen gitmedin galiba. Yok ben gittim öyle abi. Herkes Çağatay Ulusoy. Herkes Çağatay Ulusoy. Ben bu kadar yakışıklılık, bu kadar güzellik bir arada sadece kapalı çarşıda gördüm. Şeyin içinden şey geçer ona bakarsan. Mesela Kuzey Güney diye dizi vardı. Evet. Şey oynuyordu işte. Fırıncıyı oynuyordu değil mi şey? Bir de Underground sokak dövüşçüsü öyle deme. Şey. Öyle deme. Bizim çocuk. Kıvanç Tatlıtuğ kendini çok gelişti. Hayır önemli değil. Yani Kıvanç Tatlıtuğ olarak sen var olduğundan otomatikman seni elinden tutup süper model yapmazlar mı zaten? Niye hala dayak yiyorsun ki şeyde falan yani yer altında dövüşlerde? Olmaz katarsis. Yakışıklı bir adam. İnandırıcı değil böyle şeyler. Artık gerçek insanları görmek istiyoruz. Tabii. O yüzden 0-1 çok tutmuştu mesela. Bizim bir... Şimdi senin büyük ihtimalle yani kaçtaydın sen? 87. Çok büyük bir yaş farkı yok. Hemen hemen aynı. Nasıl coştun? Hayır çünkü 90'lı gibi hatırlıyorum da o değiştiriyor bir işleri biraz. Aramızda 4 yıl var. Hayır şunu demek istiyorum. Ben mesela büyürken izlediğim işler Türkiye'de de Amerika'da da biraz yani şakalar mesela burada vitamin vardı mesela. Şimdi vitamin yap tutmaz. Yemin ederim çok sabah bunu düşündüm. Dedim ki yani bir şeyleri sadece zamansız aramızdan ayrıldılar diye abartmasak mı acaba? Grup vitamin de çünkü vasat bir şey yani. Arkadaşlar vitamin vasat bir şey ama arkadaşlar bu İsmail'in böyle düşünmesinin tek sebebi hayatı boyunca o şarkıya maruz kalmış olması yani çocukcağızın. Tabii bu doğru bir şey etken ama mesela ben küçüktüm biz bunu dinliyorduk ve buna gülüyorduk. Gülünecek bunlar vardı şeyleri ortada. Şeyleri gördük 2022'ye geldiğimizde birçok yapılmış iş o zamanlar parodi, güzel işte komedi komedik, müzikal işler vesaire aslında hepsi 30 saniyelik TikTok'lar olabilir. Evet ama çok yoktu işte. Hem yoktu hem de yani herkes kendi geçmişine dönüp bunu diyecek zaten. Devamlı bu biraz ilerleme halinde. Ama İsmail yani. Birileri bir şeyleri önce yaptı diye bunları bu kadar yüceltmemize veya zamansız öldüler diye onları baş tacı etmemize gerek yok. Bence biraz gerek var İsmail ya. Çünkü gerçekten onu önce yapmış olmak sadece bir falan böyle bir kurnazlık değil ki yani. Hiç örneği yokken bunu akıl edebilmiş olmak birazcık gene de sanki övgüyü hak ediyor. Yani bak çok tesadüf oldu. Geçen şey izledim ben. Nerede izliyorduk lan? Ne kadar abartıyorsun bilmiyorum bu arada. Yani ben mesela severim ama yani mesela sen böyle yani bunun bir dozu da var. Sen böyle hiç abartılmasın, gerilsin gibi konuşuyorsun. Süper entelektüel, inanılmaz entelektüel bir yerden girecektim. Götünüzü uçuklayacaktım. Andy Warhol hakkında bir belgesel serisi var Netflix'te mi ne? Onu izliyorum. Ki pek bilmezdim Andy Warhol hakkında bir şeyler. Yani herkesin bildiği kadar ne demek zor. Neyse yani çok az bir şey biliyordum da hani şunu fark ettim ki mesela o tip de aslında birçok şeyi ilk yapan olduğu için bu kadar tarihe geçmiş birisi ve evet, işte hiçbir şey yapmayan birisi aslında. İşlerin çok temelini atmış gibi bir şey. İlk bence fenomen mesela Andy Warhol, yani böyle sosyal medya fenomeni diye bir şey var ya, bir bok yapmadan yapmadan. Bu arada hani illa ki takdir edilesi müzikal bir altyapısı vardır belki. Hani bazı sözler hakikaten şey olarak komedi olarak çok hoş. Gökhan Semiz, Uğur Uludağ, bir de Ata Demirer. Üçü bunların kankalar. Ata Demirer mi? Aha, Demirer. Kankalar bunların, tamam mı? Üçü de şey, farklı alanlarda komedi yapmaya başladılar. Bunların Essek diye kendi şeyinde bir organizasyonları vardı. Hatta Uğur Uludağ aldı o zaman, onu biliyorsun. Essek işte espri standartları üretim neydi? Essek'in açılımı vardı. Endüstri gibi bir şey işte. Espri falan ama bir tiyatro gibi bu. Tiyatroda mesela biz Ömercan'la geçmişte gittiğimizde çok gülmüştük. Vitamin müzik dünyasında böyle bir şey. Ata Demirel'de şeyde, stand-up'ta falan. Hatta sonra filmde de, Ege filmlerinde biliyorsun. İsmail Demirel dediği için böyle söylüyorum. Ya neyse. Bunlar mesela, üçü de mesela çığır açan tipler ve kankilermiş. Üçü de bir aradalarmış. Ben mesela Gökhan Semiz özelinde söylüyorum. Biraz hayatını okudum yani, sadece müziği dinlemedim, merak da ettim. Adam yani hem dolu dolu bir herif. Yaptığı şeyler benim küçüklüğümde daha komikti. Şimdi küçüklüğümde yaşadığım için seviyorum. Yoksa şimdi maruz kalsam büyük ihtimalle sevmem. Ama bundan daha fazlası değil. Yani sen sanki daha fazlasına maruz kalmış ve bundan böyle gına gelmiş gibi. O zaman şey olacak. Okey. Yani o zaman doğru düzgün eşi olmadığı için böyle. Şimdi hakikaten TikTok'ta her genç falan bunu yapabildiği ettiği için ve küçük tefek software'larla hızlı bir şekilde çözebildiği için mesela... İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Ya TikTok'ta mesela ben bunu dalga geçilen bağlamda izliyorum ama aslında şu biraz ilgimi çekmiyor değil. Böyle şey videocuklar çekiyorlar işte, atıyorum. Hep konu bu işte, ne bileyim, kız işte orada piç oğlandan hoşlanıyor. Bu böyle bir şey yapıyor. Kıza güzel bir şey söylüyor. Kız aslında senden hoşlanmalıymışım diyor çocuğa. O da evet falan diyor, gidiyor. Böyle sikko salak, kendini övmekle alakalı ergen maceralar. Ama öyle bir yapıyorlar ki bunu 30 saniyede. Neyi takip edersen onu gösteriyor tabii. Yani 30 saniyede öyle bir şey yapıyor ki tek başına oynuyor bütün tipleri falan, tamam mı? Belki peruk takıyor, çıkarıyor en fazla. Belki onu bile yapmıyor. Lip sync falan yapıyor işte şarkılara, markalara. Ve kısa bir film anı yaratıveriyor mesela. Bunu teknolojik olarak buna müsait oluyor olması mesela TikTok'un falan biraz bende şey yaratıyor. Yani hay sikeyim ben hala böyle oturayım da kameraları, stüdyoyu bilmem ne ayarlayayım da skeç çekeyim gibi hayal ediyorum. Oysa telefonuyla 3 dakikada yapmış ve kesilen de bir şey. Yani böyle kameraya alıp 15 saniye bir şey çekmişsin de değil falan. İşte o, ama yani o, diğer o eski şeyler bunların hani teknoloji yokken ki biraz öncüsü gibi yani. İsmail ne yapacaksın? Bu gerçek. Hayatın gerçeği. Daha yakalayamadık yine. Bu yine bizim hayatımız, tamam mı? İsmail Hayat. Benim hayatımın özeti, ben çağa hep geriden devam ediyorum abi. Benim böyle bir sıkıntım var. Yani ben küçükken de 70... Kaçıncı şu an? Ben şu anda mesela 800... Bak ben 500 son 5 senedir 80'ler dinlemeye başladım, biliyor musun? Yemin ederim sana. Ondan önce böyle derdim ben. 70'ler okey, 70'ler progressive rock falan. 80'lerdeki o hard rock küçükken de var olmasına rağmen hiç ilgimi çekmezdi. Yani şunu demek istiyorum. Biz hep şey yani, seni bilmiyorum da ben hep hani seni de etkilemişimdir illaki. Ben hep filmde eski daha iyidir, müzikte eski daha iyidir, şunda eski daha iyidir ve artık hakikaten eski daha iyi. Ama bu şartlanılmış bir şey de olabilir benim için. Bunu bilemiyorum. Ama tarihsizim ve bu konuda da aslında müzdaribim. Çünkü keyif alma katsayım gittikçe düşüyor. Sadece retro şeyleri tekrar hortlattıklarında, evet, benim küçüklüğüme geri döndüğümüzde mutlu olabiliyorum. Üretimin ve tüketimin hızı bu kadar arttığı zaman kalite düşüyor. Normal yani. Bir de aslında Mubi falan deyip dalga geçiyoruz ama birazcık bence daha gerçekten her endüstride, her medya endüstrisinde popüler olan gitgide aslında daha bizim az ilgimiz, bizim derken yani yıllanmış seyircinin ilgisini daha az çekip böyle daha küçük karelerde insan ilgisini çeken bir şeyler bulabilir. Bunu biraz mesela müzik için söylüyorum. Ben eskiden işte ben de sadece Pink Floyd bilmem ne dinlerdim falan. Kendi dönemimde bilmezdim. Şimdi Doja Cat dinliyorum. Ha, şimdi inan az grup ismi söyleyebilirim. Yani birkaç tane söyleyebilirim ama dünya çapında çok küçük olan gruplar oluyor mesela onlar. Ama evet, öyle bulabiliyorsun işte hoşuna giden. Sinema biraz daha eşittir parayla olmak zorunda olan bir sanat dalı olduğu için o biraz daha zor. Yani bağımsız bir filmin çocukluğumdan beri hayalini kurduğum işte X-Men filmi kadar heyecanlandırması zor oluyor. Ama yine de bence birazcık şey olabilseydik, işte ne bileyim ya, bu kadar popüler kültürün pençesinde olmasaydık ki ben böyle yani yaptığım işi falan da biraz üzerine kurduğum için bir tık her dakika bir parçası olmak zorunda kalıyorum. Şey de biraz yani, ama belki ilgimi çeken şeyler bulur gibi geliyor bana. Mesela sevdiğimiz oyuncular vardı, takip ettiğimiz yönetmenler vardı. Sonra bazı projeler gelirdi. Bakardık sevdiğimiz oyuncular, sevdiğimiz bir yönetmen, sevdiğimiz oyunculardan birçoğunu toplamış. Aynı anda 3-4 isim var. Hı-hı. Bu böyle bir heyecan yaratırdı. Sonra Wes Anderson onun bokunu çıkarmaya başladı ama yani bir ben yokum filmde böyle 12 tane en sevdiğimiz oyuncu bir şeyler abi falan. Abi sen ne diyorsun? Ondan sonra şey geldi böyle. Evet. Şimdi daha yeni bir süper kahraman filmi olan dedemiz geldi, dedik bir dakika bu işte para var galiba dedi, bak ağzından kopya veriyorum size. Ve ondan sonra Expendables çat. Expendables ne ya? Evet. Bütün film kahramanlarını. Ama o da nostalji şeysiz canım yani. Evet o ama biraz... yani biz öleceğiz bir son bir iş yapalım. Çoğu şey iş yapamayan adamlar artık evet. Çarkları falan geldi Allah. Emeklilik şeyi yani. Adam intermiyim olabilir. Yani Expendables evet bir örneği, o janrın bütün unsurlarını bir araya topladılar. Unsur dediğiniz de oyuncular yani işte. Evet. O böyle karakter, bu böyle değil. Janrın dedi ya işte yani neticede dövüş de var. Burada evet Antonio Banderas atıyor. Doğru bak şey de var, dövüş de var, yakın dövüş de var, silahlar var. Ya işte vurdulu hırdılı macera filmlerinin bütün klişeleri var. Bütün aksiyon unsurlarını topladılar. Ama onun dışında benim dediğim daha genel. Yani bu oyuncuları işte bir ara, şimdi mesela Amsterdam diye bir film geliyor. Görmüşsünüzdür. Neydi o ya? Neydi o? Christian Bale'in, Margot Robbie'nin falan olduğu. Ha. Orada da yine 72 tane oyuncu var. Seç beğen al abi. Akşam pazarı gibi yani. Yine bu niye? Buna niye gıcık yapıyorsun? Kaslar da heyecanlandırmaya başladı. Normalde iki kişi bir araya geldiğinde şey derdim. Aa işte şey var, Brad Pitt var, Edward Norton da var. Çok acayip bir şey mi oluyor acaba falan hani. Şimdi yok abi 32 evet, tane. Crossover Talks gibi ya. Yani heyecanlandı. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Bence Wes Anderson'la çok geriye gittim. Yani hani o Wes Anderson boku çıkarmadı. Wes Anderson güzel yaptı bence bu işi. Bence bu işi bozan dizi camiası olabilir. Çünkü diziler işte tırnak içerisinde söylüyorum ikinci sınıf oyuncuların oynadığı bir mecrayken birdenbire Hollywood starlarının oynayacağı mecra olmaya başlayınca... Dizi sektörü film sektöründen daha büyük oldu artık. Daha büyük olmaya başlayınca biraz şey oldu bence. Tamam abi bunu da çekelim. Çünkü çok var artık örneği. Yani Hollywood film sineması işte zaten işte 6 tane çok büyük bir işte stüdyonun... 5 ay yönetmiyor abi bunu. Tek elinde gibi oluyor. İşte Warner, Sony bilmem ne. O da bir etken, öyle düşün. Yani biz küçükken bir film çıkardı, herkes onu konuşurdu bir sene boyunca filan. İşte onu demek istedim. Evet, yani. Çok da fazla iş de çıkıyor. Sırf dizi gibi değil. Mesela Chris Pratt'in geçen sene çıkan 6 tane filmi varmış yani. Yani bunu tesadüf öğrendim ve belki Chris Pratt'ı artık gerçekten yani sadece şaka... İkiye bölmeliler mesela Oscar sezonunu. Çünkü gerçekten bir ay çıkan bir film, o senenin başında çıkan bir film, sene sonunda artık irrelevant oluyor yani alakasız. Belki gerçekten ödül sezonlarında çok fazla üretim var çünkü. Hatırlıyor musunuz? Jim Carrey'nin biz küçükken böyle en çok para alan oyuncu diye haberleri çıkmıştı. Hollywood'daki en çok işte şeyle hatta. Küçükken haberini görmedim de. Cable Guy gibi bir filmle üstelik yani sonucu Cable çok da iyi olmayan bir filmle. Çok güzel film bu arada da. Hayır. Kişi anlamında söylüyorum. Sonucu çok da iyi olmayan bir filmle hatta patladı balon gibi düşünüldü sonra. Böyle atıyorum işte 20 milyon mu 30 milyon mu bir şey almıştı. Mesela bence bilmiyorum tabii ama bence kaşeler de düşmüştür artık. Biraz da fazla film çekmelerinin sebebi de o. Bir tavan yaptı işte bu Marvel'ın şey döneminde artık Robert Downey ne alıyor falan 100 milyon alıyor falan gibi şeyler haberler çıkıyor. Ama onlar şey yapıyor. Yani mesela yani şöyle. Kaşeler falan düşmemiştir canım, nereden çıkarıyorsun? Bence düşmüştür yani çünkü bak kaşeler. O kaşelerle bu kadar... zengin yani olmak istemezsin yani bu kadar para yok gibi. Yani bence hayır insan. Bence orada şöyle gözleminde bir hata olabilir. Stüdyolar çok fazla film çıkartıyor ve hepsinden kar etmek zorunda değiller ve kar da etmiyorlar zaten. Ama hani diğerleri öbürlerini kompanse ediyor gibi koca bir dünya hayır, var. Zaten hep öyle stüdyolar açısından hep öyleymiş. Netflix zeytin ağacından ne kazanıyor olabilir? Hele streaming platformları yani onlar bariz bazı projelerinden zarar ediyor olmalarına rağmen devam ettiriyorlar. O da yani sonra para kazandırır diye düşünerek herhalde, yoksa öyle iyi kalplikle itibardan tasarruf yani, olmaz. Abicim zaten senelik bakıyorlardır işte, bütçemiz bu, kazancımız bu, biri kazandırıyor. Bunlar böyle işler de itibar biri. Benim demek istediğim şey şu, yani diyorsun ya bir senede 6 film. Şimdi bir senede 6 film demek hepsinde yani böyle büyük kaşeler aldığında çok büyük yani. Orada ya böyle bir sözleşmesi var belki, bilmiyorum. Atıyorum hepsi Warner Bros'tan çıkma. Warner Bros'la 6 filmlik sözleşme imzalıyor. Ve 6 filmde oynatacak, buna o eski kaşeden bir tık daha fazlasını veriyor gibi bir durum olabilir. Yoksa çok fazla oluyor. Çünkü oyuncu da çok. Bir filmi kaç ayda çekiyorlar da 6 film çıkartabiliyorsun bir sezonda? Ama hepsi, ay değil mi zaten? Hepsini Ocak ayında düdük verip çekiliyor. Abi filmine göre mesela aynı anda 2 film çekiyor olabilirler mi? Abi oradan atladın ya, bir de şu kaza giyip. Hayır, birisinin postu devam ederken öbürünü çekiyor oluyor adam. Ha, gibi. Bir de pandemi falan derken. Ben sadece çekim minimum 2 ay olmuyor mu diye düşündüm. Yani filmine göre değişir abi, tek mekanlı filmse işte. O 6 filmi de aynı sene içerisinde çekmemiştir adam büyük ihtimalle. Yani sen öyle dedin oğlum, ben o yüzden konuşuyorum. Çıkmış filmler aynı sene içerisinde. Ha okey, tamam. Onlar 2-3 sene içerisinde postu bir sene süren falan da vardı. Evet. Böyle şeyler var. Yani neticede birleşik şey. Peki arkadaşlar, şimdi Geek Muhabbeti'nin bu seneki yepyeni açılışındaki yepyeni köşesine geldik. Bu köşesinin adı Geek Ne Diyor? Böyle bir köşe yapıyoruz bundan sonra. Seyircimize bir şey soruyoruz ve bir sonraki bölüm o konu hakkında onların yorumlarını okuyarak başlıyoruz filan gibi bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız şunu unutmamak gerekiyor. Seyirciye söylemem lazım. Şimdi İsmail bizim konuğumuz. Daha sonra yine konuklar gelebilir. Ben gidebilirim. Ömercan gidebilir ama Mert geri gelecek. Ben gitmeyeceğim bir yere. Benim programım bu. Bunu konuştum. Ben de sen gideceksin de bana da falan diyor. Klimalı burası. Ben hayatta çıkmam. Önemli değil. Arkadaşlar benim size sorum, yani bu haftanın ilk sorusu şu. Yani bu olayın ilk sorusu şu. Neden büyük bütçeli, güzel, orta çağlı bilmem neyle savaş filmi artık gelmiyor? Bir daha gelmeyecek mi? Sizce bunun cevabı nedir? Siz aşağıda. En son bak 2 tane çıktı buna benzer. Birisi film olması istiyorum ve gerçek tarihi film olması istiyorum. Ring of Power. Tarih bitti hocam. Hocam işte bitti. Cevabı bu mu gerçekten? Bir şey çıktı. Last Duel çıktı. Ridley Scott'ın dev gibi ortaçağ filmi. Savaş filmi değildi. Senin gibi değil o. O savaş filmi değildi o gayet. Sen istiyorsun ki böyle Troy gibi herkes birbirine girsin. Troy gibi, Braveheart gibi, Gladiator falan gibi. Sonra Northman çıktı. Onun fragmanı falan, fragman değil de filmden 3,5 dakika yayınlandılar filan. Meğerse bu savaş sahnesi zaten filmde o kadarmış. Başka da savaş sahnesi yokmuş. Northman zaten Hamlet'miş ağzına sıçayım yani. Ben böyle hurra diye gittim sinemaya. 8,5 saat Shakespeare izledik gibi oldu. Çok büyük hareketler. Niye böyle filmler çıkmıyor, çıkacak mı sizce veya ben mi bilmiyorum? Çünkü ben bir cevap verebilir miyim yoksa illa seyircim? Hayır, siz de biraz cevap. Çünkü bence mesela Northman özelinde söyleyeyim. Çünkü mesela bu tarz filmler hep yapıldı. Hatta Vikings dizisi vesaire falan da çıktı. Tabii şeye kadar git, Spartaküs'e kadar git, eski körükler. Zaten yapıla gelen yani bir şey. Falan. Üstelik hani çok da masraflı belli ki. Fakat bu tarz bir filme Northman gibi yaklaşan ilk Northman olduğu için. Northman patladı oğlum. Kimse izlemedi o filmi. Beğenmedi. Ya beğenip beğenmemem önemli değil. Farklı bir yaklaşım vardı orada, onu demek istiyorum. O yüzden şimdi biraz hani aynı şeyleri bir daha ortaçağlı bir şey yapalımlar kalmadığı Duyal için bence çekmiyorlar. Evet bu da tutuldu maalesef. Ama güzel filmdi yani. Ben girmişti o işe birkaç sene önce. Guy Ritchie girmişti Arthur'la. İyi o kadar kötüydü ki o İsmail. İzledin mi sonra? İzledim. Sinemada izledim. Guy Ritchie yapıyor yani hani büyük, o filmi izlemedim ama bütün filmlerinde Guy Ritchie tarzı ne diyelim? Onun bir sakıncası yok. Ama o filmde şöyle bir şey vardı. Onun bir sakıncası yoktu bence. Ne? 15 dakika gayriçilik yapmış. Filmin kalanı vasat düz bir film. Sonunda da bilgisayar ön dövüşü vardı. Çok kötüydü sonu falan. Bir de arada gereksiz bir dağ filan adaya gidiyordu. Hatırladım. Yok ya. İşte çıkmıyor böyle film yakın zamanda. Yani bunları yapan babalar yaşlandı. Hani bunlar artık dizi oluyor bir de. Öyle bir şey dizi olarak ne var ki acaba bunların yerine geçmesi için? Vikings var. İşte Vikings var. O da 15 yıllık dizi neredeyse arkadaşlar. O da Vikings diyor ısrarla. Vikings. Türkçesi Vikings değil mi abi? Neyi niye söylüyorsunuz? Efendim aşağı yorum olarak yazarsınız. Geek Ne Diyor'un bölümümüz burada. Bir soru da benden. Neden? Çok güzel bir Sandman geldi. Güzel. Yani beğendiniz mi bilmiyorum. Evet güzel. Bence yani. Benim mutlu etti. Ben çizgi romanı okumuş biri olarak tamam, panelizasyonu güzel, anlatımı güzel, Bir tek çemçük ağızlı bir Morpheus olmasaydı belki biraz daha mutlu olurdum. Biraz böyle büyülü bir ağzı var, bir de gözleri tam olmamış. Neyse. Yani genel olarak iyi aslında. Çemçük ağızları karşımıza aldık, görüyor musun? Böyle diyecekler sonra. Ne diyorsun lan sen? Bazı karakterler ama çok görmezden geliniyor ya. Mesela ben niye iyi bir Konstantin dizisi alamıyorum hala? Konstantin çünkü maalesef biraz şey oldu yani. Keanu Reeves'de filmi var. Evet. Şimdi onu izleyip seviyoruz. Çıktığında sevmedik. Bir tane CV yaptı galiba değil mi? İngiliz özüne uygun yapmaya çalıştılar. Sarışın o da şeydeydi maalesef. O da çok kötü bir böyle bizim eskiden izlediğimiz şeyler vardı ya Show TV'de. Korku hikayeleri gibi böyle kötü iskeletlerin çıktığı bir şey vardı. Çocuk bir zaten o Arrowverse mi yoksa şeyde mi? Lucifer'li diziyle mi ortak falan film? Ayrı şeyle, Arrowverse yani. Hepsi birleşti galiba. Flash falan onlarla. Onun da işte şeyi o yüzden kötü yani. Onun da o yazık. Orada kaynattılar. Şu an biraz yepyeni bir Konstantin için hani erken gibi, anladın mı bence? Ben de size bir tane guilty pleasure'ımı söylemek istiyorum. Yani siz, hatta sorumda sizde var mı böyle bir şey? Bir ara galiba 2 tane çıktı sadece. Underworld diye bir seri vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Van Helsing falan. Kate neydi? Evet, Van Helsing'lere falan gitti sonra. Kate Beckinsale, bayılırım. Ben onu sevmiştim ya. Ben çok seviyorum. Sevdin mi? Tabii canım. Sen? Hocam, hepsini izledim. Ben çıktığında sevmedim. İlki neydi? İlki Van Helsing'di herhalde değil mi? Yani o evrenin, evet. Van Helsing'i. Ben ilk onu izlediğimde... kendi bir seriydi ama. Ama aynı dünyada falan geçmiyor mu? Evet, ama zaten onlar o Penny Dreadful dünyası zaten o. Hani yani Penny Dreadful dediğim... Dizi olan Penny Dreadful'dan bahsetmiyorum. Genre olarak hani böyle ucuz korku. Ama mesela şey değil mi mesela? Van Helsing işte 18. yüzyılda geçiyorsa bu mesela aynı dünyanın 200 yıl sonrası değil mi mesela? Van Helsing de Hugh Jackman'dan değil mi? Ne dandıktı onun bazıları şimdi hatırlamıyorum. Mesela ben o Van Helsing'i falan da ya seviyorum ben. Underworld günümüzde mi geçiyor? Dark. Neydi Underworld? Underworld evet ya, silahlarla falan uzilerle sürüyorlardı. Tabii böyle Vampire Masquerade gibi bir şey sanki. Ya şeyleri falan çok tatlıydı bence. Yani kadın şey olarak da hani böyle macera aktrisi olarak da çok hoştu yani, güzeldi. Artık orada bir dublör mü var bilmiyorum. Hem de macera... Hiç yokmuş dublör, sıfır. Macera ögeleri yani, daha doğrusu da kendisi oynuyor. Mizansenler falan da çok hoşuma gidiyor benim yani. Çok şeyi anlıyorsun böyle hani, sen sevmezsin ya böyle kaçamak, kim kime vurmuş belli değil falan. Evet. Öyle değil, onu güzel yapmışlardı. Güzel aksiyon koreografileri vardı, aynen. Doğru. Sonra o kadını değiştirdiler mi o seride? Öyle bir şey oldu galiba. Daha benzer bir kadın bulup koymaya çalıştılar falan, güzel olmaz. Efendim, görüşmek dileğiyle her hafta Geek Muhabbeti devam edecek. Sizce neden tarihi filmler gelmiyor? Geek Muhabbeti'ne kim gelsin? Hayır, öyle bir şey yok. Biz kim istersek o gelecek. Onu size sormuyoruz. Görüşürüz diyoruz, kapatıyoruz burada videoyu ve de 1. çoğul şahısla konuşma şeyini de burada bırakıyoruz. Tamam mı? Bu da benim kendi kendime notum.